Bismillahirrahmanirrahim. Meczum muzari fiil konusunun alıştırmalarındayız. 3 sayfalık bir alıştırma çalışmamız olacak. Bu cezmeden lem, lemma, lamul emir, bir de la nehi, yani nehyeden la vardı. Bunları inşallah okuyalım. Birkaç cümle var. Bir 10 tane civarı. 8 tane, 8 cümlenin bir tahlilini yapalım. Tabii bunun sonuna hareke koyunuz diyor. Yani kelimelerden kasıt muzari fiil. Ben muzari fiil nereden tanıyacağım? Başında 3-4 harfi arayacağım. Y harfi, T harfi, Nun harfi ve Hemze. Hemze ene, enenin hemzesi, yani ben anlamında. Nun, nahnunun nunudur. Dolayısıyla bu ben, bu da biz anlamında iken, bu Y ve T harfleri muzaride en fazla bulunan harflerdir. Bunlar Y harfi 4 yerde bulunur. T harfi de 8 yerde olmak üzere. 12, 2 tane bunlar. 14 tane muzari çekimi var. Bu minvalde muzari fiili buraya baktığımız zaman, bakın Y başında Y olan Y, Nun. Zaten Elif ve Nun sadece iki zamir için var. Daha çok Y ve T başında yok. Dolayısıyla muzari fiili hemen tanıyorum. Yani bunu bilmeyenler başında lemma olmasıyla da tanıyabilir. Çünkü lem, lemma, la, bir de lamül emir. Bu dördü muzari fiilin başına gelen harflerdir. Lemma yesil. Evet. Yesiludur. Yesil oluyor. Tarikun ba'du. Tarık. Lemma. Henüz yesil. Henüz ulaşmadı. Lem olsaydı ulaşmadı diyecektik. Henüz ulaşmadı. Henüz anlamını, bir de olumsuzluk anlamını veriyor lemma. Evet. La, işte nehi, yani yasaklayıcı olan bir fiili söylemek, işte yapma etme. La, ona o fiilin, muzari fiilin başına gelmek suretiyle bu işi yapar. La teftah. Evet. La nehyeden la, muzari fiili cezim eden harflerin biridir. Dolayısıyla hemen cezimi H harfine koydum. Teftahu açarsın. Sen açarsın anlamındadır. Bu T sen anlamını oradan anlıyorum. La teftah açma. Hizanetel gurfeti. Odanı, dolabını, hizane, dolap açma. La, yine la geldi. Teksir. Kırma. Kandilel müezzin. Müezzinin kandilini kırma. Lam emir lamıdır. Burada olmayana, gaip olana emir için kullanılır. Yapsın etsin, yapsınlar etsinler anlamında. Liyerkeb binsin bir kişiye hitaptır. Eğer liyerkebu deseydi onlar binsin anlamına gelir. Liyerkeb binsin halil. Halil binsin. Liyerkeb fiilinin faili halildir. Halil binsin. Zaten buradaki dammeden onun fail olduğunu anlıyoruz. Failler her zaman merfu olur. Tabi kelimenin durumuna göre bu değişir. Bazen ref alameti vavda olabilir. Evet. Liyerkeb halilun. Halil binsin. الدراجه مفعول الناريه madem iki tane harfi tarif ve harekeler bir bu sıfat mevsuf oluyor. Dolayısıyla işte ateşli bisiklet motor anlamına geliyor. Motosiklete binsin. Evet, lem yezheb gitmedi. Bu sefer lem geldi, gitmedi. Henüz anlamını veremezsin. Henüz anlamı lemma idi. Lem yezheb gitmedi. El müderrisu failimiz.
öğretmen gitmedi. İlel medreseti, medreseye gitmedi. Ne zaman? Mef'ulu fih nedir? El yevme. Bugün gitmedi. Bu mef'uldür arkadaşlar. Ama mef'ulu fih. Mekana bir de zamana göre mef'ulu fih denir. Liyel'ab, oynasın. Fariqu, bir fırka, bir grup. Neyin bir grubu? Fariqul medreseti. Medrese takımı yani. Okul takımı. Liyel'ab, oynasın. Fil mubadereti, maçta. Mubadere, maç demektir. Lem yusallih, tamir etmedi. Kamilun, kamil, tamir etmedi. Neyi? Seyyarete, oldu mef'ulu bih, hu. Kendi arabası yani. Şey, arabasını tamir etmedi. Lem bu manayı veriyor. Lem ve diğer lam, lemma ve la iki iş yapar şu muzari fiil üzerine. Birinci işi maddi olarak yapar, yani burayı cezim yapar. Diğer işi manevi olarak yapar, yani manasını değiştirir. Eğer lem olmasaydı yesluhu maddeten burada damma olacaktı. Manen manası da yusallihu tamir eder diyecektik. Lem gelince manayı da değiştiriyor, maddeyi de değiştiriyor. İşte böyle değiştirici olana amil denir. Bu literatürde, ıstılahta amil olarak adlandırılır. Bu da ma'mul olarak adlandırılır. Şu son harekete i'rab olarak denir. Evet, lemma henüz yapmadı. Ne yapmadı? Tensuh, tensuc. Nesç etmek, nesç Türkçe'de de var. Nesç yaptı. Yani dokudu. Lemma tensuc, T olunca ya sen anlamında olabilir, sen henüz dokumadın, ya da müennes bir bayan için söylenebilir. Çünkü T'nin böyle iki anlamı var. Bakalım, Fatimetu, müennes bir fail geldi, demek o anlamındadır. O dokumadı. Kim o? Fatıma dokumadı. El-bisata, halıyı. Bisat, serilen. Best mesela, bestun, serilmiş anlamına gelir. Bisat ise o da sergi, yani halı anlamına. Halıyı henüz dokumadı anlamına gelir. Şimdi bir cümle oluşturma var. Tabi tabloyu biraz uzaktan görmemiz lazım. Şöyle herhalde. İyi. Evet. La yektub, yazmasın. Evet. La hem karşı tarafa, karşıdaki birisine nehyedici, yasaklayıcı kullanılır. Hem de gaip olana kullanılır. Yani gaip için de, muhatap için de yasaklayıcı, yapma etme, yapmasın etmesin anlamında kullanılır. Bunun gaip için olduğunu Y harfinden anlıyoruz. Muhatap için olduğunu da sonrasındaki T harfinden anlarız. La yektub, yazmasın. Tahirun, tahir yazmasın. Ne yazmasın? Dersehu, dersini yazmasın. Lem yektub, yazmadı. Tahirun, ne yazmadı? Aşre ayatin, 10 ayet yazmadı. Liyektub, yazsın. Tahirun, tahir, ne yazsın? El kıssete, bir hikaye. Hikaye yazsın. Lemma yekra, okumadı henüz. Tahirun, tahir, ne okumadı henüz? El-kitabe, kitabı okumadı. Bir tane daha yapalım. Lemma yakra et-tahir, tahir henüz okumadı. Taleben, yani dilekçeyi okumadı. Ve bir tane daha. Lem yektub, lem yazmadı. Er-risalete, tahirun er-risalete, bu şekilde oldu. İki kelime, talep dilekçedir. Zaten talep Türkçe'de de var. Talebiniz nedir? Yani dilekçeniz nedir anlamında.
Makha bu da kahvehane anlamına gelir. Şu kelimeler içerisinde yoktu. Son sayfamızı da yapalım. Böylece lem ile meczum olan muzari fiili bitirelim. Şimdi fiillerin sonuna evet aynı iş uygun harekeyi koyunuz diyor. Şöyle biraz yakınlaşmakta fayda var. Evet şöyle sonuna harekeyi bırakalım. Lem yezheb et-tilmizu ilel medreseti sabahen. Mef'ulü fih. Sabahleyin medreseye tilmiz öğrenci lem yezheb gitmedi. İştara Selimun satın aldı Selim cerideten bir gazete. Ve lemma yakra'ha henüz onu okumadı ha odur anlamında. Zamirdir. Müennes bir zamirdir. Çünkü semai müennesten ceride gelmiş. Evet ceride hakiki müennes değil. Çünkü onun erkeği yok. Dergi. Semai müennes diyoruz. İşterat Zeynep'u. Zeynep satın aldı. Fakihaten bir meyve. Velemma te'kulha. Henüz onu yemedi. Yine fakiye müennes. Ha ona raci. Ye'kul demedi. Buradaki yakra ye'dir. Buradaki te'dir. Müennes olduğu için failimiz ye, Zeynep. Dolayısıyla lemma te'kul ha henüz onu yemedi. Şunu da cezim yapıyoruz. Teselleme Abbasun. Abbas teslim oldu. Attar da bu yani tesellemeyi biz nereden anlıyoruz? Çünkü selleme olsa teslim etti. T harfi bunun tefaül babı olduğuna işarettir. Binaenaleyh tesellemeyi ben teslim aldı olarak çeviriyorum. Böylece neyi teslim almış ona bakalım. Al teslim aldı. Ettar da pakettir. Paketi teslim aldı. Ve lemma yeftahhu. Henüz onu açmadı. Liyakra okusun Halidun. Halid okusun. El kıssete. Kıssayı okusun. Liyektub yazsın kullu tilmizin bütün öğrenciler dersehu derslerini herkes yazsın. La teclis oturma fi mecral heva evet havanın geçtiği cereyanlı olan yerde oturma. İn teşrep evet in bu yeni görüyoruz. Lemma la bir de lam harfi vardı. İn de şart edatı olduğu için o da cezmediyor. İn teşrep eğer içersen maen bir su içersen su içersen bariden soğuk bir su içersen temred hasta olursun. İn iki tane muzariyi cezmediyor. İn teksel tendem eğer tembellik edersen nedamet duyarsın pişman olursun. İn tetekellem konuşursan kesiran çok konuşursan evet in tetekellem kesira eğer çok konuşursan tuhti hata edersin. Evet kelimelerimiz dart pakettir. Nedime pişman oldu. Yendemu pişman olur. Nedame nedamet Türkçe'de var. Pişmanlık. Ahta hata etti. Yuhdi'u hata eder. Hata hata demektir. Türkçe'de var. Hata hata diyoruz Türkçe'de hata. Mecral hava cereyanlı hava. Cereyanlı yer. Barit soğuk demektir. Biz bu çalışmamızda cezmeden muzari fiili cezmeden kelimeler üzerinde çalıştık. Alıştırma ve ev ödevi sayfalarını çözdük. İnşallah bir sonraki videomuzda mef'ul-u mutlak konusunu işleyeceğiz.